Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce söz verdiğim gibi bu videoda meslek denklikleriyle ilgili detaylı olarak internet sitelerini tanıtacağım, hangi süreçlerin sizleri beklediğini anlatacağım ve bu süreçleri nasıl yöneteceğinizi, nerelere başvuracağınızı ve nerelerden destek alabileceğinizle ilgili çok detaylı bir video olacak. O yüzden Almanya'ya mesleki denklik ile gelmek isteyen herkesi bu video ilgilendiriyor. Öncelikle belli başlı temel internet sitelerini tanıtmak istiyorum. Mesela burada hemen bakalım. Bu Anerkennung zaten denklik demek. In Deutschland.de. Burada Türkçe seçeneği de var. Bu basit dil demek. Şöyle Türk seçeneğini işaretleyelim. Burada artık siz ne olmak istiyorsunuz? Hani öğrendiğiniz meslekte çalışmak mı istiyorsunuz? Daha fazla ilgili vesaire işverenler. Burada tıklayalım. Tabii sitenin bütün içeriği Türkçe değil. Bazı bölümler Türkçe, bazı bölümler Almanca. Şimdi ne diyor? Almanya'da mesela ne olabilir? Burada hemşire diyelim. Burada bakalım hemen. Tabii bir anda bakın İngilizce oldu değil. Burada biz Almanca'ya çevirelim. Şimdi sizin mesleğiniz ne diyor? Krankenpflege, yani hemşire. Burada hasta bakıcı aslında. Direkt Türkçe çevirdiği zaman hasta bakıcı. Ama burada hasta bakıcı, hemşire kavramı yok. Hepsi aynı işi yapıyor. O yüzden biz bunu hemşire olarak şey yapabiliriz. Burada ne diyor? Sizin görevlerinizle ilgili bir kısa tanıtım vermiş. Çalıştığınız yerle ilgili demiş ki hastanelerde, sağlık merkezlerinde. Burada Kurzzeitpflege deniyor. Yani böyle... Hastalar huzur evine gitmeden önce ya 3-4-6 hafta süre bazen çok acil mesela hastanın huzur evine gitme ihtiyacı oluyor ama hemen huzur evi bulamıyorlar. Bu sırada Kurzzeitpflege dediğimiz kısa süreli huzur evi düşünebilirsiniz. Ambulant Pflege dediğiniz ayaktan sağlık hizmetleri. Burada da diyor ki Wohnheimlar yine engelli insanların kaldığı yerlerde buralar sizin çalışma alanınız. Yani meslekle ilgili bir tanım yapıyor. Devam edelim. Burada basit subayaktı. Neye dikkat etmelisiniz? Sie brauchen vielleicht die Anerkennung. Siz belki de denkliğe ihtiyacınız var diyor. Burada hemen Zuständige yetkili mercilere tıklayıp yönelebilirsiniz diyor. Mesela tıklayalım. Neyse. Buradan şimdi ilk başta genel sizi yönlendiriyor. Neye ihtiyacınız var? İlk başta belli birkaç soruyu cevaplayın diyor. Siz İşte Avrupa Birliği'nden mi geliyorsunuz? İsviçre'den mi? İşte Norveç'ten mi? İzlanda'dan mı? Hayır. Türkiye'den. Buralardan mı geliyorsunuz? Yine hayır. Buralardaki eğitimler biraz daha uyumlu olduğu için buralardaki denklik daha kolay. Yani bir İsviçre'den gelseydiniz muhtemelen denklik ihtiyacınız olmayacaktı. Ne diyor? Burada şu an Almanya'da yaşıyor musunuz diyor. Hayır. Mesela Türkiye'den gelenler, Türkiye'de olanlar için. Ne diyor? Reglementiert. İşte geldiğimiz kavram, her zaman karşılaşacağınız kavram. Yani düzenlenmiş bir meslek. Yani sizin denkliğiniz için detaylı incelemeye ihtiyaç duyuyor. Ne diyor? Ohne Anerkennung, denklik olmadan siz bu meslekte çalışamazsınız diyor. Yani yetkiniz yok dürfen. Was passiert denklikte neler oluyor diyor. Burada neyse bakalım. Haben Sie in Ihrem Beruf yurt dışında öğrendiniz mi ve herhangi bir üniversitede, yüksekokulda bitirdiniz mi? Evet, Türkiye'de. Ne diyor? Başarılı bir şekilde bitirdiniz mi? Evet. Ve devlet tarafından tanımlanmış bir diplomanız var mı diyor. Burada da evet diyoruz. Zaten bunlar olması gereken şeyler. Evet, Sie können einen Antrag auf Anerkennung stellen. Yani siz denkliğe başvurabilirsiniz diyor. Şimdi genel olarak. Wie geht es weiter? Nasıl devam ediyoruz? Burada nerede çalışacağınızla ilgili hemen posta kodunu giriyorsunuz. Buraya Berlin mesela yazabilirsiniz. Berlin dedik. Ne diyor? Bunlar kendi danışın diyor. Hani sizin şuraya tıklayalım tekrar yine benzer.
Burada hotline numarasını vermiş. Buraya mail atabilirsiniz, arayabilirsiniz. Burada da bu dillerle ilgili, yani burada Türkiye yok. Yani bu muhtemelen bu dilden danışmanlık veriyorlar. Yani burada Türkçe olsaydı arayıp Türkçe üzerinden danışmanlık alabilirdiniz. Ama bakalım mesela ne olabilir? İtalyan diyelim. Bakın hemen Mailand. Yani yine telefon numarası ve adresi veriyor. Ya burada Türkiye'de gidip danışmanlık alabileceğiniz bir yer yok arkadaşlar. Mesela Kolombiya'da bile var. Bakın adresini vermiş, telefonunu, e-mailini. Buraya da gidip danışmanlık alabiliyorsunuz. Polonya'da, Varşova. Ama maalesef burada Türkiye yok. Neyse, Beratung in Deutschland diyelim. Burada da bakın Lale Yıldırım, isimler Türkçe aslında ama Türkçe Bund. Büyük ihtimal Türkçe biliyordur. Hani bu telefon numarası, e-mail. Burada arkadaşlar size anlatıyor. İşte bu sadece hemşirelik için düşünmeyin. Buraları arayıp işte benim böyle böyle mesleğim var. Hani ben ne yapabilirim? Beni nerelere yönlendirebilirsiniz? Nasıl bu süreçler? Bakın burada ona göre sizi yönlendirecekler. Ne diyor? Waspasir in der Beratung. Yani siz ne diyor? İşte nasıl yürüdüğünü, denklik işlemlerinin nasıl yürüdüğü, hangi belgelere ihtiyacınız var, finansiyel destek alabilir misiniz? İşte alternatif denkliğe alternatif başka bir şey var mı? Vesaire bu aklınıza gelebilecek her şeyi soruyorsunuz. Ne diyor? Belgelerim eksik, yine de başvurabilir miyim? Evet, yani burada bir belge ihtiyacınız yok. Telefon açıp yani direkt soruyorsunuz. Herhangi bir belge çevirmenize gerek yok vesaire. Ya burada genel olarak sizi yönlendiriyor ilgili yerlere. Tekrar böyle bir başa dönelim. Dediğim gibi çoğu zaman Türkçe yapabiliriz ama hemen Almanca ya da İngilizce otomatik dönüyor bakın. Tabi Almanca'yı şey yapalım. Burada da çeşitli mesleklerin detaylı açıklamaları var. Finansiyel Förderung, yani finansiyel destekle ilgili burada kimler alabilir? Ben arkadaşlar 600 euro gibi bir destek almıştım ama onun için Almanya'da yaşamış olmak gerekiyor, yaşıyor olmak gerekiyor. Ve belgelerinizi veriyorsunuz, işte harcamalarınızı, faturalarınızı veriyorsunuz. Ama gerçekten çok uğraştırıyorlar. Hani ben çok başvurduğuma da pişman olmuştum. Bakın 500 euroya kadar destekleniyor deniyor. Yani çok fazla bir şey beklemeyin, yani finansiyel destek beklemeyin. Buralara yine duruma göre geliriz. Diğer siteye geçelim arkadaşlar. Bu da Bonun sitesi, yani denklik merkezi diyebiliriz kabaca. Denklikle ilgili başvuracağınız en önemli yerlerden biri. Bakalım. Sapa gidelim. Şimdi buradaki arkadaşlar Zeugnis Bewertung, yani karne incelemesi. Burada ne diyor? Bu kimin için uygun? Burada arkadaşlar kabaca bir şey yapıyor. Ya da şöyle söyleyeyim. İlk başta anabinden başlayalım. Şu anabine gelelim. Evet. Şimdi siz mesleğinizin denklik olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Ya da mesleğinizin direkt denklik oluyor mu yoksa belli bir sürece tabi tutuluyor mu? Bunu nasıl anlayacaksınız? Burada arkadaşlar Anabin sitesi devreye giriyor. Buradan şu şekilde. Daha önceki videolarda bu kısmen anlatmıştım. Buradan ülkeyi seçiyoruz. Daha önce ben Türkiye'yi seçtiğim için burada şunlardan birini seçebiliriz ya da şuraya mesela hemşirelik yazalım. Bakın altta çıkıyor. Yüksek lisans var, bir de normal lisans var. Bunu tıklıyoruz.
Şimdi burada genelde arkadaşlar bütün bizim üniversiteler H1 olarak çıkar. İlk başta onu anlatayım. H1. Ya bu demek ki az çok hani üniversiteyi tanıyoruz. Ama bu demek değil ki direkt %100 denklik var. Hani bu zaten negatif olursa hiç uğraşmayın demek. Yani biz sizi hiç sallamıyoruz demek. H artı negatifse sizin hakkınızda çok bir bilgimiz yok. Hani artı da olabilir, değerlendirme sürecinde eksi de olabilir demek. H pozitif ise yani sizi tanıyoruz ya. Zaten Türkiye'deki bütün üniversiteler H pozitiftir. Yani bu direkt onu kabul edebiliriz. Ama tabii yine detaylı bir incelemeden geçiyor. H negatif olanlar ne olabilir Türkiye'den? Mesela bu geçen haberlere çıktı. Böyle online üniversiteler yapıyorlar. Nevşin Mengü bunu detaylı anlattı. Sırf birilerine böyle sözde diploma verip bir yerlere atanması için böyle çakma üniversiteler var. YÖK'ün de tanımadığı zaten. Onlar muhtemelen H negatiftir. Ama Türkiye'deki devlet ve özel üniversiteler hemen hemen hepsi H pozitiftir. Yani ben hiç H negatif görmedim. Şimdi burada hemşirelik yazdık. Şimdi burada şu üniversitelerin hemşirelik denkliği var diyor direkt. Ama şimdi siz bu demek değil ki burada olmayan, burada listelenmeyen üniversitelerden okuduysanız yine de denklik olabilir. Ama buraya işlenmemiştir. Siz mesela Pamukkale Üniversitesi hemşirelik bölümünü bitirdiniz ama baktınız burada hemşirelik yok. Bu demek değil ki direkt denkliğiniz yok. Sadece ana bin bu internet sitesi 180 ülkeden bütün kurumları buraya işlediği için hepsini işleyemiyor. Siz burada yoksa ana bine başvuruyorsunuz, diplomanızı gönderiyorsunuz, inceliyorlar. Sonra buraya hemen ekliyorlar. Ondan sonra buraya Pamukkale Üniversitesi şeklinde ekleniyor. Sizden sonraki gelecek kişiler de direkt bunu görmüş oluyor. Ve sürekli güncelleniyor bu liste. Yani sürekli yeni gelen bilgilerle, yeni denkliklerle bu sürekli güncelleniyor. Mesela bunu Balıkesir Üniversitesi'ne tıklayalım. Siz atıyorum Balıkesir Üniversitesi'nde hemşirelik okudunuz. Bakın bu Balıkesir Üniversitesi'ni tıklayınca buradaki Balıkesir Üniversitesi'ndeki bölümleri gösteriyor. Bunların da direkt denkliği var. Mesela Balıkesir Üniversitesi'nde fizik okudunuz diyelim. Bunu buradan çıktısını alıyorsunuz arkadaşlar. İş başvurularında bunu kullanıyorsunuz. Yani iş başvurunda size senin denkliğin var mı yok mu ben nereden bileyim dediklerinde bu çıktıyı gösteriyorsunuz. O, biz buradan nereye gittik? Neyse buradan evet. Yani burada listelenmemişse yani mesleğiniz mesela diyelim ki nicht reglementiert yani detaylı incelenmesine gerek olmayan bir meslek. Yani direkt denkliğiniz var demek. Ama baktığınız bu ana binde bu da listelenmemiş. O zaman bu ZAP'a başvurmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani belli başlı temel işte diploma, transkript gibi belgelerinizi gönderip oradan yazı almanız gerekiyor. Çünkü iş başvurusu yaptığınızda işvereniniz sizin mesleki denklik olup olmadığınızı bilemez. Yani size o yüzden görmek ister. O yüzden burada varsa direkt buradan mesela hemşirelik diyelim. Bakın burada anlatıyor. Dieser Abschluss entspricht einem deutschen Hochschulabschluss. Yani bu üniversitenin şeye uyuyor diyor. Almanya'da karşılığı var diyor. Ne diyor? Yine bu işte izin var diyor. Yani Alman şeyine girmeye, master yapmaya izin var diyor. Ha, bu da önemli aslında. Bu çıktısını aldığınız zaman buradaki bilgiyle yüksek lisansa başvurabiliyorsunuz. Yani sizin lisansınız tanınıyor Türkiye'deki ve bu izinle Zulasuk bu izinle şeye başlayabiliyorsunuz. Master'a, yüksek lisansa, doktora vesaire bunlara başvurabiliyorsunuz. Bu yazı o yüzden önemli. Buraya tabi istediğiniz birçok ne yazarım? Psikoloji, daha önce psikoloji konuşmuştuk. Mesela Türkçe öğretmenliği diyelim. Yine ne diyor? Karşılığı vardır diyor. Yüksek lisansı mümkün kılar diyor. Ve yine Türkçe öğretmenliği olan bakın daha çok üniversite.
Bunlarda denkliği var diyor. Yani sayıyor. Burada yine yüksek lisans. Başka ne yapalım? Mesela diyetisyenlik diyelim. Diyetisyenlik çıkmadı. Beslenme belki. Yine beslenme öğretmenliği. Beslenme diyetetik. Bakın çıktı. Tıklıyoruz. Burada bu üniversitelerdeki diyetisyenlik bölümünün direkt denkliği var. Dediğim gibi eğer bu üniversiteler içinde kendi üniversiteniz yoksa demek ki ZAP'a başvurmanız gerekecek. Ama mesela Üsküdar Üniversitesi'nde okuyorsunuz diyetisyenler, onu bitirdiniz. Buradan bakın anestezi de var. Bu A2 demek işte 2 yıllık, 4 yıllık. A5 4 yılın üstü. Tıklıyoruz. Bunun ne yapıyoruz? Çıktısını alıyoruz bu yazının. O çıktıyla birlikte başvuruyoruz. Şimdi başka buradan institüsyon diyor. Buradan da kurum işte liseler var. Hani liselerin de genel olarak denkliği var. Hani bu ne için önemli? Mesela eğitime Ausbildung'a başvuracaksınız. Tabii siz lise mezunu olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Diplomanızı koyacaksınız, lise diplomanızı ve o lisenizin buradan da denkliği olduğunu göstereceksiniz. Ne diyor? Burada. Burada yine çıktı alacaksınız. Neyse bu arama bu şekilde arkadaşlar. Mesela doktor ya da biraz önceki gibi tabi burada doktora gibi şeyler çıkıyor. Diyelim. Neyse buraları biraz karıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Yani kendi bölümümüzü bulmak için. Şimdi alabinde neler var? Zeugnis ve Wertung. Burada arkadaşlar karne incelemesi. Nedir Zeugnis ve Wertung? Resmi bir doküman, ZAB'ın düzenlediği, yani BON'daki denklik merkezinin. Bununla birlikte ne diyor? Sizin diplomanızı tarifliyor ve hangi akademik ve mesleki çalışma alanlarıyla ilgili imkanınız olduğu ile ilgili bilgi veriyor. Ya bunun amaç ne? Sizi aslında Almanya'yı tanıtmak. Yani Almanya'ya diyor ki ben bu diplomayı inceledim. İşte uygun, çalışabilir gibi bir bilgi veriyor, bir belge düzenliyor. Siz onunla şeylere yani size işe girişinizi kolaylaştırıyor. Ama ne diyor? Bu sadece kabaca bir işe giriş için kabaca bir değerlendirme. Yani direkt aslında denklik değil. Sadece kabaca bir değerlendirme. Peki hangi informasyon, hangi bilgiler içerir diyor? Ne diyor? İşte hangi sizin diplomanızın Almanya'daki hangi seviyede olduğunu anlatıyor. Ve yine bu sizin eğitiminizin Almanya'da nasıl devam ettirebileceğinizle ilgili bir bilgi veriyor. Hani atıyorum şöyle yüksek lisans imkanları var ya da şöyle bir eğitim alabilirsiniz diye bu tarz bilgiler veriyor. Ne diyor? Hangi diplomalar bu şey için başvurulabilir? ZAP dünyadan her ülkeden belge incelemesi yapıyor. Für nicht abgeschlossene Schulausbildung, so wie für Ausbildung, die nicht am Eğer sizin arkadaşlar, eğer bitirmediyseniz, yani öğrencisiniz, o zaman başvuramıyorsunuz. Bitirmiş olmanız gerekiyor.
Yine lise ile ilgili bir karnenizi buraya şey yapamıyorsunuz, veremiyorsunuz. Yine burada diploma dilekçe örneği oluyor. Yani başvuru formunuz var. Ücretler oluyor. Ücretler ilk başvuruda 200 euro. Daha sonraki ek başvurularda 100 euro şeklinde. Tabii ilk başta ücreti ödüyorsun. Sonra değerlendirme yapılıyor. Yine buradan sizin için checklistesi oluşturmuşlar. Yani hangi belgeleri vermeniz gerektiği. Buradan mesela tıklayalım. Türkiye. Daha önce bu açılmamıştı bu liste ama bakalım şimdi açılacak mı? Yani bütün belgeleri vermeniz gerekiyor checkliste içindeki. Ama checkliste açılmadı yani. Türkiye'de geçen açılmamıştı. Başka Polen diyelim. Şuna bakalım arkadaşlar. Gleichwertigkeitsbescheid. Burada da siz yurt dışında bir meslek edindiniz. Ama bu meslek düzenlenmiş meslekler arasında değil diyor. Ve siz işte Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen ve Saarland'da çalışmak istiyorsunuz. Yani böyle koşullarını söylüyor ilk başta. Yani mesleğiniz düzenlenmemiş meslekler arasında ve bu eyaletlerde çalışmak istiyorsunuz. Bu ikisi size uyuyorsa buna başvurabilirsiniz. Bunun amacı ne? Muhtemelen bu eyaletler diyorlar ki biz yurt dışında hani ne kadar meslek düzenlenmemiş olsa bile hani aslında kanunen direkt işte bu eyaletlerde olan işverenler eğer meslek düzenlenmemiş ise işe alabilir. Ama muhtemelen bu eyaletlerdeki işverenler biraz daha ekstra bir inceleme istiyor. Hani biraz daha bir güvenlik istiyor. Hani biz tamam siz atıyorum mesela psikoloji nicht reglementiert. Yani düzenlenmemiş meslek. Normalde direkt denkliği var. Normalde bir eyalette bir işveren bir psikoloğu, Türkiye'den bir psikoloğu sadece B2 ile işe alabilir. Ama bu eyaletlerde muhtemelen daha böyle detaylı bir inceleme istiyorlar, bir bilgi istiyorlar ekstradan. Eğer siz bu eyaletlerde çalışmak istiyorsanız diyor, böyle bir şey size düzenleyebiliriz. Yani bir mesleğinizle ilgili bir incelemeye tabi tutabiliriz diyor. Yani bu neyi sağlıyor? Sizin işe girişinizi kolaylaştırıyor. Ve diyor ki mesela inceliyorlar ve diyorlar ki sizin tam böyle eksikleriniz var. Eksik çıkarıyorlar diyelim. O zaman size diyorlar ki şunları 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 yaparsanız tamamen denklik alabilirsiniz. Mesela bir mühendisler için ben bunu bir videoda duymuştum. Mesela mühendislerin genelinde nicht reglementiert'tır. Yani normalde detaylı denklik incelemesi istemezler. Ama işverenler şüpheleri olduğu için atıyorum başka ülkelerdeki eğitim sisteminden diyorlar ki işte sen şu ZAP'a git orada başvur denklikle ilgili bir incelensin. Ondan sonra uyarsa orası tamam derse ben de işe alırım diyor. Ve burası da bu ZAP mesleğinizle ilgili bir eksiklik çıkarırsa o zaman aynı zamanda şeyi de söylüyor. İşte diyor ki siz işte 6 ay kurs 6 ay staj yapabilirseniz atıyorum bir fabrikada staj yapabilirseniz o zaman o açığınızı kapatmış olacaksınız diye sizi yönlendiriyor. Burada da nasıl tespit edebilirim? Hangi meslek yani benim mesleğim Türkiye'de bir mesleğiniz var. Mesela çok duyulmamış bir meslek. Almanya'da o mesleğiniz hangi mesleğe kabaca eşleşiyor ya da mütakip geliyor mu? Ne denir Türkçesi? Burada da detaylı muhtemelen çok ciddi bir liste var. Bu tabi ayrıca videoda incelenmesi gerekiyor. İşte meslek grupları demişler. Burada işte çiftçilikle ilgili. İşte bitki teknolojiyle ilgili demiş bu Landwirtschaft tarım.
ne demiş? Staat geprüft, yani burada devlet tarafından denetlenmesi gerekiyor bu mesleğiniz. Burada yine hayvanlarla ilgili direkt karşılığı yok yani burada. Mesela bakalım. Fotoğraf, fotoğrafın burada yine devlet tarafından inceleniyor. Denklik. Diğer liste bakalım, bu da muhtemelen böyle bir listeydi. Bunlar arkadaşlar binlerce tabii meslek olduğu için. Yine bakın tarımla ilgili yine devlet incelemesi gerekiyor diyor. İşte burada mesleğinizi bulacaksınız. Burada hani kabaca bize aslında şey veriyor. Devlet denetlemesi gerekiyor mu denklik aşamasında? Bununla ilgili bir bilgi veriyor. Dönelim. Yine ücretler ne demiş? 485 euro demiş. Antrak, checkliste. Yine adres buraya gönderiyorsunuz. Yine buradan sorularınız olursa başvurabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Dediğimiz gibi şu eyaletler için biraz da bu geçerli. Gutachten, bu arkadaşlar aslında sizi ilgilendirmiyor. Sadece kabaca bir bilgi vermek için. Mesela bazı kurumlara başvuruyorsunuz. Denklik yerlerine başvuruyorsunuz. Onlar da emin olamıyorlar. Sizinle ilgili bir denkliğiniz var mı yok mu? O kurum buraya başvuruyor detaylı incelenmesi için. Daha sonra da tabii belki de size bilgi verecekler. Yani siz bir kuruma başvuruyorsunuz. O kurum sizinle ilgili karar veremiyor. O ZAP'a danışıyor. ZAP da bilgi veriyor sizin denkliğinizle ilgili. Sonra o kurum da o bilgiye göre size cevap veriyor. Yani bakın ne diyor? Kim başvurabilir? Devlet daireleri Almanya'daki. Bu denkliklerden sorumlu olan devlet daireleri. Çünkü ZAP çok geniş bir tecrübeye sahip. Yani diplomaların denkliğiyle ilgili çok geniş bir tecrübeye sahip. Burada genel denklikle ilgili bilgiler. Bakın şurada. Was ist ein reglementierter Beruf? Yani bu hep baştan beri söylediğim düzenlenmiş meslek. Bu varsa arkadaşlar sizin kesinlikle bir denklik işlemlerini işte bu hemşireliklerde öğretmen, doktor kesinlikle detaylı bir başvuruya ihtiyacınız var. Ve bunun için de bütün belgelerinizi toplamanız lazım. İşte diplomanız, transkript, kurikulum dediğimiz hani hangi dersleri aldığınız 4 yıl boyunca, 6 yıl boyunca mesleki tecrübeleriniz, bunları neler yaptınız, meslek hayatınızda hangi kurumlarda çalıştınız bunların hepsini başvurmak gerekiyor. Burada diyor ki, wenn der Beruf nicht reglementiert ist. Eğer mesleğiniz nicht reglementiert ise, bu aslında sizin için iyi bir şey. Çünkü ekstradan incelemeye tabi tutulmayacaksınız. Hani çok detaylı bir incelemeye tabi tutulmayacaksınız. Ama yerine göre tabii ki bazı temel incelemelerden geçecek. Ne diyor? In diesem Fall, bu durumda aslında mesleki denklik, yani devlet dairesinin incelemesi, mesleki denklik anlamında kanuni olarak aslında gerekli değil diyor. Das heißt, yani siz Sie können Sie mit direkt aslında şeye başvurabilirsiniz. Yani direkt benim kardeşim mesleğim nicht reglementiert. Ben direkt Almanya'da bir iş yerine başvurabilirim. Atıyorum mühendisim, İngilizce öğretmenim. Tabii öğretmenlik ayrı. Mesleğim nicht reglementiert. Direkt internet üzerinden başvurabilirim. Deno fakat kann eine Anerkennung oder Bewertung sinnvoll sein. Yani diyor ki yine de değerlendirme, inceleme, sizin diplomanızla ilgili inceleme anlamlı olabilir. Gelecekteki işvereniniz sizi işe daha rahat alabilmesi için. Buradan da Zeugnis Bewertung'a başvuru, yani karne incelemesine başvurabilirsiniz diyor. Bundan yararlanabilirsiniz diyor.
Yani kabaca mantığı anlattığımı düşünüyorum. İlk yapmanız gereken mesleğiniz düzenlenmiş mi, düzenlenmemiş mi? Eğer düzenlenmiş ise o zaman işiniz biraz daha zor. Bütün belgeleri toplamanız lazım. Başvuruyorsunuz. NIT reglementiyor ise bu güzel bir şey. İlk başta çok detaylı bir incelemeye tabi tutulmayacaksınız. Ama yine de işvereniniz emin olmayabilir. O zaman anabinde sizin direkt işte biraz önce çıktı aldığımız bölümde oralardan bulacaksınız, çıktısını alacaksınız ve iş başvurusunda bulunacaksınız. Tabii şey kısmı ayrı. Sizin mesleğiniz NIT reglementiyet olabilir, işvereniniz de size kabul edebilir. Ama sizin mesleğinizle ilgili belli bir dil seviyesi gerekiyorsa onu da sağlamanız gerekiyor. Örnek verecek olsa psikolojide psikologsunuz, sözleşme aldınız diyelim işverenden Almanya'da ve psikolog NIT reglementiert normalde sizin gelebilmeniz gerekiyor. Ama vizeye başvurduğunuz zaman Almanya size der ki senin B2'n yok. Senin sözleşmen var ama senin B2'n olması lazım. O yüzden dil şartı arkadaşlar ayrı bir şart. Hani onu da sağlamanız gerekiyor. Tabi her meslekte Almanca istenmiyor. Onların da tabi ayrıca belirlemek, araştırmak gerekiyor. Hani biraz denklik konusu çok geniş bir konu çünkü binlerce meslek var ve hepsinin yolu farklı ama kabaca bir yaklaşım sunmaya çalışıyorum. O yaklaşıma göre tabii ki siz yol alacaksınız. Ona göre belirleyeceksiniz. Bakalım burada yine şu siteyi tanıtabilirim. Bu da Make It in Germany. Bu da bütün aslında Almanya ile ilgili birçok bilgi veriyor. İşte burada Almanya'da çalışmak başlığında. Burada üniversite okumak ya da Ausbildung dediğimiz meslek eğitimi ile ilgili bilgiler var. Vize ve oturumla ilgili bilgiler var. Almanya'da yaşam bir sürü başlık var. Ve burada arkadaşlar şey de var. Türkçe var mı? Evet. Türkçe başlığı da var. Hemen tıklıyoruz. Bakalım. Hızlı kontrol demiş. Bu kabaca bir bilgi veriyor. Hani bakın hemen direkt İngilizce oldu. Tabii hemen Almanca'ya dönelim. Ya bunlar kabaca Ich möchte in Deutschland arbeiten. Çalışmak istiyorum. Sizi yönlendiriyor da üniversite. Ausbildung yapmak istiyorum. Araştırma yapmak istiyorum. İşte ben vatandaşım kimin? İşte Avrupa Birliği ya da İsviçre, Norveç, İzlanda vesaire. Ya da üçüncü ülke, bizim üçüncü ülke. Ich habe einen Berufs meslek şeyim var, diplomam var diyoruz. Ya da hiçbir şeyim yok diyoruz. Burada ne diyor? Sizin şansınızla ilgili. Mesleki bir diplomanız yoksa diyor. Almanya'da çalışma şeyiniz gering. Çalışma şansınız düşük. Çünkü diyor mesleğiniz olması bir şart diyor vizum için. Almanya'da çalışma vizesi için bir şart diyor. Alternatifleri şey yapıyor. Burada diyor meslek ne diyor? Üniversite okuyabilirsiniz ya da meslek eğitimi alabilirsiniz diyor. Ausbildung demiş. Hemen sizi oraya yönlendiriyor. Ya aslında bu site kabaca herkesi bir yerlere yönlendiriyor. Sizin amacınız Almanya'da yaşamak ve çalışmak. Bunun için hangi yol size en uygun? Bununla ilgili detaylı bir anlatım. Burada tabii bilgi servis dedi. İşte nerelere başvuracağınız, kontakt başvuru bir yerleri. Burada mesela nedir Ausbildung demiş. Yani burada nasıl yapabilirim? En sık sorulan nasıl Ausbildung yeri bulabilirim? Burada da tabii bakın Gefragte Berufe demiş. Yani aranan meslekler. Pflegekraft, hemşirelik, hasta bakıcılık, doktorluk, mühendislik, işte IT, doğa bilimleri, el işleri, mesela handwerker, benim çok uzak olduğum alan. Burada nedir? Bau, Ausbau, işte metal, elektrik, holz, odun demek. Sanat, Kunststoff, Lebensmittel, handwerk. Lebensmittel, yiyecekler demek. Tekstil, giyim. Buralar tabii işte sizi bir şekilde yönlendiriyor. Weiterbildungsangebot. Siz bir eğitimi aldınız ama ekstra bir bu meslekte ekstra bir eğitim
almak istiyorsunuz. Yine burada yönlendiriyor. Bakalım burada vize ile ilgili blau kart, işte vize, bunlarla ilgili bilgiler var. Diğer tabi Ausbildung videosu da çekeceğim arkadaşlar. Orada da anlatacağım detaylı. Şimdi mesleki denkliği ile ilgili. Mesela Erste diyelim. Gerçi Almanya'da denkliği birçok ne diyor? 56 bin tane yabancı doktor şu an çalışıyormuş. 2020 verisi. Yani bu yaklaşık %10'a denk geliyor arkadaşlar. Bakalım. Kimler denkliğe ihtiyacı var? İşte yine reglementer büro deniyor. Yani bunlar reglementer diye geçiyorsa mesleğiniz arkadaşlar, şeye başvurmanız gerekiyor. Denkliğe. Mesela bir tane de öyle örnek verelim. Fachkräfte. Mesela hemşirelik diyelim. Bulamadı çünkü ha, şuradan bunları zaten şey yapmıştık. Ha, evet, buradan mesela Münih sizin nereye Almanca mı? Evet, nereye başvurmanız gerektiği ile ilgili nerede? Ha, burada bakın şey reglementiert diyor. Yani sizin şeyiniz detaylı incelenmesi gerekiyor. Detaylı denklik almanız gerekiyor. Başka ne anlatabilirim? Bakalım liste çıkacak mı? Liste nicht reglementierte Beruf. Bakın buradan da yani düzenlenmemiş meslek, yani direkt denkliği var olan meslekler. Burada listelemişler. Yani bu tarz listelerle şey yapabilirsiniz. Migration portal. Şimdilik videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Aklıma gelen şeyler olursa ekstra video çekerim. Tekrar özetleyecek olursak, ilk yapmanız gereken mesleğinizin direkt denkliği var mı yok mu? Daha sonra mesleğinizi yazacaksınız. Nerenin denklik merkezi, yani sizinle ilgili sorumluluğu denklik merkezi neresi? O internet sitesinden şartların neler olduğunu öğrenmelisiniz ve hangi belgeler isteniyor. Ama kabaca işte diploma, transkript, kurikulum, mesleki tecrübeler vesaire, bunları gönderiyorsanız size bir cevap veriliyor. O cevaba göre de ya direkt denkliğiniz oluyor ya da sınav ya da eğitim teklifi yapıyorlar. Diyorlar ki 6 ay 1 yıl şu eğitim al ya da 2 kere 3 kere sınava girme hakkın var. Tercihi size bırakıyorlar. Ona göre siz tercihinizi yapıyorsunuz. Genelde insanlar sınava girmiyor. 6 ay eğitim alıyorlar. Eğitim derken staj. O staj sırasında hem dilinizi geliştiriyorsunuz, hem ücret alıyorsunuz bir miktar. Hem de staj çoğu zaman bitince zaten denkliğiniz oluyor. Hani daha garanti bir yol oluyor. Sınavda tabii zor olabilir. Stresli olabilirsiniz. İki sefer başaramayabilirsiniz. O zaman o yol kapanabilir.
O yüzden %95 insanlar staj yapıyor. Örnek arkadaşlar, fizyoterapi denkliği ile ilgili. Buraları zaten baştan hemşirelikle ilgili aynı şekilde yapmıştık. Ne diyor? Fizyoterapi reglementiert. Yani detaylı incelenme gerekiyor. Burada diğerinden farklı olarak şöyle ilerleyebiliyoruz. Biraz önce bunu şey yapmadım. İlerleyelim. Ne diyor? Noch eine Frage. Yurt dışında mı okudunuz diyor. Evet diyorsunuz son kez. Burada arkadaşlar ben kendi şehrimi girmiştim. O yüzden oraya en yakın, yani ben Sachsen eyaletinde oturuyorum. Oraya en yakın denklik başvuru merkezini adresini veriyor, telefon numarasını veriyor. Ve ne diyor? İşte şartları neler? Kişiler olarak uygunluk, Almanca ve sağlıksal olarak uygunluk ve denklik diyor. Almanca olarak da bakın B2 seviyesini vermiş. Ama diyor siz denklik başvurusunda dil sertifikasını sunmak zorunda değilsiniz. Yani siz ilk başta denkliğinizi yaparsınız. Daha sonradan iş bulma aşamasında, vize aşamasında ondan sonra B2'yi sunarsınız diyor. Süre olarak da ne demiş? Bir ay diyor. En geç bir ay içinde yani siz bir belgelerinizi gönderiyorsunuz. Sonra bir mail alıyorsunuz. Başvurularınız oraya ulaştığına dair. Ondan sonra en geç bir ay içinde size bilgilendiriyorlar. Eğer diyor eksik belgeler varsa onları da tabii şey yapıyorlar. En geç 4 ay içinde siz diyor sonucu alıyorsunuz diyor. En geç 4 ay sürebilir. Ücret olarak da yani size ücret ödemelisiniz ama ne kadar bunu burası belirleyecek. Burası belirleyecek. Yine kabaca hangi belgeler isteniyor başvuruda? Burada ne diyor? Bir başvuru formu var, onu doldurmanız gerekiyor. İşte kimlik fotokopisi, işte pasaport fotokopisini veriyorsunuz. İşte ne deniyor buna? Yani eğer evlilikle soyadınız değiştiyse onunla ilgili belge veriyorsunuz. CV'nizi veriyorsunuz. İşte mesleki diplomalarınızı veriyorsunuz. Yine biraz önce söylediğim şeyler aslında. Curriculum, transkript bunları veriyorsunuz. Daha sonra mesleki tecrübelerinizi vesaire. Aslında bunlar temel şeyler işte. Good Standing diye sizin işte tabipler odasında, Türkiye'deki tabipler odasından Good Standing belgesi alınıyor. Ona göre kendi odanızdan belge alıyorsunuz. Yine sağlık raporu alıyorsunuz. Mesleki açıdan sağlıklı olduğunuza ve o mesleği yapabileceğinize dair. Burada çeviriyle ilgili şeyler söylemiş. Ne diyor? Almanca'ya çevirmek zorundasınız. Burada yetkili olan şeyleri söylüyor. Tabii yetkili çevirmenlerde de çevirmeniz lazım. Burada tabii şey var. Buradan arıyorsunuz artık şey tercüman arıyorsunuz. Bakalım. Start site. O siteyi ben Dolmetsch'a da tekrar dönelim. Neyse. Ne diyor? Ich bekomme keine Anerkennung. Yani denklik alamadım. Şimdi ne yapabilirim? Ausgleichsmaßnahmen. Yani denklik tedbirleri ya da bu tam denkliğiniz yok ama eksikleriniz var. Bununla ilgili ne diyor? Birçok imkan var diyor. Anpassungslehrgang. Yani size diyebilir ki bir yıl eğitim al. Ya da işte ya eğitim al diyorlar ya işte staj yap eğitim al ya da sınava gir diyorlar. Genelde iki şey var. Ona göre siz seçiyorsunuz. Siz Ausgleichsmaßnahmen'i bitirdiğiniz zaman size dediler ki şu kadar bir hastanede çalış, staj yap. Siz onu yapıyorsunuz. Sonra tekrar
o çalıştığınız, staj yaptığınız hastaneden yazı alıyorsunuz. Tekrar onu veriyorsunuz denklik merkezine. Tekrar değerlendiriyorlar. Tekrar size bu sefer tamam diyorlar. Denklik veriyorlar. Burada yine siz diyor üçüncü ülkedensiniz. Yani Türkiye üçüncü ülke Avrupa Birliği'nin dışında. Siz bu staj için de vize alabilirsiniz diyor. Yani siz işte denkliğe başvurdunuz, eksikleriniz çıktı. O zaman diyorsun ki vizeye başvuruyorsunuz. Ben hastanede 6 ay staj yapacağım. Bana vize verir misin? Onun için de vize alıyorsunuz. Eğer merak ettiğiniz sorular olursa muhakkak videonun altına yorum şeklinde yazın arkadaşlar. Ben bu internet sitelerinin linkini de yine videonun altına paylaşacağım. Bu şekilde daha kolay bulabilirsiniz.